Şu ilham yani eserlerin, sanat eserlerinize gelelim, onları yazma aşamasında. Şimdi biz normal insanlar ciddi anlamda böyle hayranlık veren bir şey. Hani biraz önce de söyledim. Yani siz tuşlara basıyorsunuz, ortaya çıkan bir şey büyülüyor, bize alıp gidiyoruz başka yerlere. Yani bir başkası bastığında da kulak tıkıyoruz yani. Tamam yani nota değil ama nasıl bir şey o? Yani Mesela o hani Ayasofya'ya nasıl bir beste yaparsınız? Yani nasıl bir şey olur o? Ayasofya'ya gidip etkilenir misiniz? İşte ya da başka bir yerde. Ya İstanbul'un beyefendi işte bilge kedilerini eseri çok tatlı. İsmini duyunca çok inanılmaz bir şekilde mutlu oldum. Çok sevindim. Ne kadar güzel bir isimdir. İstanbul'un bilge kedilerine eser yazmak. yani onlardan birçok şey öğreniyoruz tabii ama. Şimdi bakın, Ayasofya bir sevdadır. Bir aşkı muhabbettir. İnsanlığa ve insanlığın değerlerine duyulan özlemdir. İnanç özgürlüğüdür. Bir enerji merkezidir. Bütün tabiri caizse zurnanın zırt dediği yer var ya, işte odur o. Ayasofya odur işte. O Ayasofya o kadar yani, ahit sandığından tutun da birçok şeye kadar. Ve bu Ayasofya o kadar büyük ızdıraplar çekmiştir ki. O kadar hakaret edilmiştir ki Ayasofya'ya. O tapınak şövalyelerinin, o şey Evet, batı Haçlı Haçlı Seferleri Seferi atlarla girmişlerdir. sırasında. Hoyratça girilmiştir. Orada hoyratça kadınlara mabedin içinde edilmiştir. Da Yağmalanmıştır. yağmalanmıştır, kaçırılmıştır. Birçok şey kaçırılmıştır. İstanbul'dan birçok şey kaçırılmıştır. Dolayısıyla Ayasofya öyle bir hüzündür ki aynı zamanda. Yani pergelin ucunun battığı yerdir Ayasofya. Siz ondan sonra Gönye'yi ne kadar açabiliyorsanız o kadar açarsınız. Açabiliyorsanız açarsınız. Bazen Ayasofya isimli eserimi dinlerken diyorum ki bu bir aşk şarkısı. Bu sanki kavuşulamayan bir sevgiliye bir mesaj gibi. Çağlar ötesine gönderilen bir mesaj gibi. Alttan bir Ayasofya... dinleyelim mi arkadaşlar? Biz de o müziği, Ayasofya bestesini hafiften. Evet, buyurun hocam. Şimdi bunun piyano versiyonu dışında asıl orijinal halinde rebap mesela bir açılış taksimi yapıyor burada. Arkadan piyano ve diğer enstrümanlar giriyor. Burada kaval da var, ney de var. Ritim enstrümanları var. Onlar katılıyorlar filan bir müddet sonra. Bir orkestra katılıyor. Senfoni orkestrası ve eser öyle devam ediyor. Dolayısıyla bu sadece piyano versiyonu. Bazen şey yapıyorum, yani bu bir aşk şarkısı gibi. Bir sevdaya özlem. Bir sevdaya hükümme gibi. Çünkü Ayasofya bizim sevgilimiz. Yani Ayasofya iyi ki bu zamanlara kadar var oldu. Mesela Ayasofya, tamam, Ayasofya'yı yapanlar da bu toprağın evladı. Evet. Milletli, değil mi? Milletli adam ya, sizin benim gibi şiş kebap yiyen güzel kadın geçti. Aa ne kadar güzel diyen filan bir adam yani. O da öyle, biz de öyleyiz. O halde bu toprağın evladı. Aynı şeylerden zevk alıp mutluluk duyuyoruz. Dolayısıyla ama Ayasofya'yı yaşanmasına devam etmesini sağlayan, yaşamına devam etmesini sağlayan Sinan. Evet, yaptığı eklemelerle. Sinan. Sonra mesela Fatih asıl bence çok değerli. Fatih diyebilirdi ki ya bu ne bu ya, ucube gibi, baksana şuraya, o örümcekler de bağlamış, yıkın burayı, patates tarlası yapın deseydi kim hayır diyebilirdi. Tabii. Kim hayır diye. Unutulur giderdi hatta Cengiz şimdi. de çok büyük bir hükümdardır. Cengiz de muhteşem bir adamdır. Kabul ama Cengiz'in eline düşseydi Ayasofya. Tabii. Sadece Ayasofya değil, İstanbul düşseydi bir tane yürüyen varlık kalır mıydı acaba? Dolayısıyla yani biz bazı şeylerin konuşurken kıymetini bilerek konuşmamız lazım. Ayasofya'nın var olma nedenlerinin başında bizler geliriz, bizim medeniyetimiz gelir. Yoksa kubbe çoktan çökmüştü depremlerde kaç defa. Yani birçok şey.
O bakımdan Ayasofya da bize birçok şey borçlu tabii. Evet. Ama biz ona çok şey borçluyuz. Sanki geleceğe bir miras gibi, geleceğe bir mesaj gibi. Okyanusa atılan ve içine yazılmış böyle bir şişeler vardı ya, mesaj böyle. Ayasofya öyle bir şey. Ben saatlerce gidip sabahlara kadar şeyinde önünde tur atmışımdır, dolaşmışımdır. Öyle mi? Tabii tabii. Belki oralardan ilham gelir diye. Cami olduktan sonra çıkıp gördünüz mü? Tabii, görmez miyim? Kaç defa. O zaten o öyle olması gerekiyordu. Öyle oldu yani. Ama çok fazla yaygara kopardılar bu süreçte. Kopardılar ama yani o yaygaraların hiç aslı, yani şeyi yok. Yani temeli yok. Ya bu bir kılıç hakkı denilen bir şey var. Yani Ayasofya evet bir insanlık mabedi. Tabii ki öyle. Ona zaten kimse bir şey demiyor, diyemez de. İnsanlar ibadet etmek istiyorlar içinde. Evet. Pardon ya. Yani ne?